Bülent Hoca'nın da oyun karakteri hücumdan savunmaya kadar herkesin defansif anlamda takıma katkı sağlaması. Evet. Yani bu anlamda oyun konsepti hocama katılıyorum. Biraz gol yeme adedimiz daha düşer. Düşebilir. Doğru ama atmada şimdi, sıkıntı evet. gözüküyor. Bülent Emre ile Deniz'i tutmaları lazım. Yani Ümit Hoca'nın dediği gibi de ki bunlar olduğu halde bile gene az gol atmışsın ama bunlar tutulsa bütün takım komple belki ikinci, üçüncü sene beraber oynuyorlar. Bir çıkış da olabilir. Evet. Ama tabii burada ki olay şu. Siz kulüp olarak söz verdiğiniz günde ödeyeceksiniz. 6 ay sonra söyleyin. Bu kulüp biliyorsunuz Hasan Akıncıoğlu zamanında icra geliyordu. Altyapıdan üst yapıya bilgisayarları taşıyordu. Oradan borçsuz bir hale Hasan Akıncıoğlu bunu getirdi. Ama ne dedi? 5 ayda bir öderim diyordu. 5 ay geldiği anda da o gün parası bankada yatıyor. Futbolcular da güveniyor. Bunu yaparsanız bu kadro bir de şehrin avantajı var. Bunların kalma nedenlerinin bazısı yani nedenlerinden en önemlisi de Antalya şehri olması. Yani zaten futbolcu kalmak istiyor. Bunlara sözünüzde durursanız geç de ödeseniz hiç problem çıkaracaklarını düşünmüyorum. Hocam bir Rize'ye yani, bir Sivas'a gideceğine burada kalmak isteyecekler. Tabii yani tabii yani işte Çeluşka, Diogo, Çiko. Anadolu takımlarının hepsinde oynar. Evet. Yani çoğunda böyle oyuncular yok yani. Esabek, dediğimiz gibi Emre ile Deniz'i ne yapıp yapıp tutmaları lazım. Onu tutamadıysanız onların yerine oyuncu alacaksınız. Hadi Emre'yi de şey yaptık ama Deniz Kadah gibi bir oyuncuyu bulmak da kolay değil ve yani. Deniz Kadahçıların bir oyuncuydu. Kazanılması evet. önemli. Doğukan vardı mesela. Doğukan, ha, Doğukan o tip ama o da tabii gençlerden... Enteresan bir oyuncu. Yani tatlar, bu Birkan da çok kötü bir oyuncu değil. Yani, evet. Doğukan ve Yusuf da var. Genç oyuncular. Aslında tam ama Doğukan dediği gibi hocamın daha bir yatkın. Gol atabilir. Bir 8-10 gol bulabilecek bir oyuncu. Evet, yani Doğukan. Tabii. Onun o şeyi eğer var. Eğer şans bulursa belki öyle bir var. Kendi içinden bir yıldız çıkarabilirsin. Bir oyuncu çıkarabilirsin. Yani şu andaki çaresizlik içerisinde mutlaka eldeki kadrodan birilerini parlatman lazım. Bir yerlere getirmen lazım. Bir tek bir avantajları beraber oynamaları. İşte evet. belki yani birbirlerini tanıyorlar. Çok bir değişiklik yani. Yok. Yani çok. Antalya Spor'da geçtiğimiz haftaya yansıyan bir rehin kalma durumu söz konusuydu. Antalya Spor Kulübü'nden yapılan bir yazılı açıklama vardı. Bununla ilgili olarak paylaşımda bulunmuştuk programımızın başlarında. O açıklamayı bir daha hatırlatalım. Onunla ilgili olarak da gelişmeler var. Onu da altını çizerekten size bilgi vereceğim. Arkadaşımız ekrana getiriyor. Profesyonel futbol takımımızın Hollanda'da kamp yaptığı otelde rehin kaldığına dair bugün çıkan yani o günkü haberlere göre üzerine bir açıklama yapma zorunluluğu doğmuştur. Oldukça verimli bir yurt dışı kamp dönemi geçiren takımımız 10 günlük kamp süresini tamamlayarak önceden belirlenen programa uygun şekilde kamp yaptığı otelden çıkmış, uçuş saatinde havaalanına olmuş ve zamanında da Antalya'ya dönmüştür. Hiçbir şekilde takımımızın Hollanda'da rehin kalması diye bir şey söz konusu olmamıştır. Ancak sponsorluk anlaşmalarından kaynaklanan ödemelerin gecikmesi nedeniyle ödeme ile ilgili bazı sorunlar yaşanmış ve bu sorunlar ivedilikle çözülmüştür kamuoyuna duyurulur. Bunun altını bir çizelim. Yönetimden açıklama bu şekildeydi ama şu bilgiyi verelim. Sponsorluklarla ilgili bir durum söz konusu değil. Bu parayı Antalya Spor Kulübü ödeyecekti. Ama bu ödemeyi yapmadı. Maalesef Antalya Spor yine yanlış bilgilendirme. Ben buradan yine bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Geçtiğimiz sezon oynanan Konya Spor maçının öncesinde futbolcular alacaklarını alamadığı için antrenmanlara çıkmamış ve bunu biz duyurmuştuk. Ondan sonra yapılan açıklamada Antalya Spor Kulübü Başkanı Cihan Bulut, Antalya Spor'da birliği bozmak isteyenlerin bir uydurması demişti ama bu doğruydu. Antrenmana çıkmadıkları doğruydu. Bugün de yine aynı noktadayız. Maalesef Antalya Spor'da sponsorluklarla ilgili bir sıkıntı olmadı. Kulüp taahhüt ettiği parayı otele ödemediği bilgisini aldık. Bu bilgiyi sizlere aktarıyorum şu an itibariyle. Ve rehin kalma olayı da net bir şekilde doğru. Onun da altını çizelim. Aldığım bilgiler o şekilde. Antalya Sporlu futbolcuların eşyaları maalesef orada rehin olarak tutuldu ve futbolcular bırakılmadı. O para ödenene kadar bırakılmadı. Bu durum yaşandı. Bunun altını çizelim. Yani sponsorluklarla ilgili bir durum değil. Yani yönetimsel yaşanan bir aksaklık. Bunun altını çizelim. Kesinlikle buradan tekrardan eğer yalanlıyorsanız Sayın Cihan Bulut'ta bağlanarak veya basın sözcüsü veya kulüp idarecisi bağlanarak
bize karşı şekilde açıklamalarda bulunabilir ama net bir şekilde söyleyelim. Antalyaspor Kulübü'nün ödemeyi yapmamasından dolayı kaynaklanan bir durumla karşı karşıya kalınıldı ve futbolcular otelde bir süre rehin olarak tutuldu, eşyaları. Bunun altını çizelim. Diğer tarafta biz az önce söyledik, işte antrenmanlara çıkmadığı için işte bu haberleri yaptık, birliği bozuyor dediler. Ondan sonra Antalyaspor'da yaşanan sıkıntıları sadece biz dile getirdiğimiz için bazı saldırılarla karşı karşıya kaldık. Antalyaspor Kulüp Başkanı'nın bazı ithamlarıyla karşı karşıya kaldık. Belli bir kesimin saldırılarıyla karşı karşıya kaldık. Bazı kesimlerden menfaat elde ettiğimiz iddia edildi. Telefonla aranarak senin spor araban mı var, spor araban var değil mi sorularıyla karşı karşıya kaldık. Maalesef benim hiçbir, yani spor araba değil, arabam yok. Dört tekerlekli, iki tekerlekli hiçbir vasıtam yok. Bisikletim dahi yok. Onu da altını çizelim. Eğer herhangi bir çalıştığın kurumlar dışında, aldığın maaş dışında bir maddi menfaat elde ettiysem, değil çalıştığım kurumlardan istifa etmek, mesleği bırakacağım. Bunun altını çizelim. Ama özellikle son bir aydır ve özellikle son bir haftadır gerçekten çok ciddi saldırılarla karşı karşıya kalıyoruz. İftiralar, tehditler, karalama kampanyaları, bunun gibi birçok şeyler, ama mümkün değil. Yani ortaya koyacağınız somut bir şey çıkmaz. Sadece atmaya çalıştığınız çamurla kalırsınız. Maalesef bunlarla karşı karşıya kalıyoruz ama çok yanlış. Buradan tekrardan söylüyorum. Bir menfaat elde ettiğimi, etik dışı harekette bulunduğumu ispatlarsanız, dediğim gibi mesleği bırakmayı taahhüt ediyorum sizlere. Gerçekten. Yani burada namusumuzla doğruları söylemeye çalışıyoruz. Antalyaspor kamuoyunu aydınlatmaya çalışıyoruz. Yaşananları aktarmaya çalışıyoruz. En başında dedik, şu ana gelene kadar, yani Ocak ayına gelene kadar ki oluşan borçlarda Cihan Bulut'un hiçbir kabahati yoktur dedik. Zaten yönetimde değildi, başkan değildi. Ama bir yönetememe durumu söz konusu maalesef. Borçlar katlanıyor. Az önce verdik bilgileri. 3 tane futbolcu sözleşmeyi feshetti. Artı 14 milyon lira daha Antalyaspor'un borçhanesine eklendi. Şimdi biz konuşmadığımız zaman bu paralar ödenmeyecek mi? Bu borçlar üst üste binmeyecek mi? Bunun altını çizelim. Ama bu saldırılar etik değil. Tek kabahatimiz kral çıplak dedik. Ve bundan sonra da saldırılarla karşı karşıya kaldık. Hiç sıkıntı değil. Teşekkür ederiz buradan. Televizyon yönetimine de çok teşekkür ediyorum. Arkamızda durdu. Bizim kötü işler yapmayacağımızı biliyorlar. Maalesef ne kadar saldırmaya çalışsanız da biz buradayız. Ve doğru bildiğimizi, halkı doğru şekilde aydınlatmaya devam edeceğiz. Yani beceremiyorsanız gidebilirsiniz. Biz hep burada olacağız. Yani tehditlerle bir noktaya gelemezsiniz. Biz doğru bildiğimizi, tekrar üstüne basa basa söylüyorum, doğruları kimseye iftira atmadan, karalamadan doğru bildiklerimizi, doğru aldığımız bilgileri aktarmaya devam edeceğiz. Diyelim ve bir kez daha bu açıklamayı yapmak isterim. Çünkü gerçekten çok ciddi saldırılar var. Sosyal medyadan troll hesaplar, işte siyasi anlamda bazı noktalara çekmeye çalışanlar. Hiçbir şey söz. Biz sadece derdimiz Antalya'daki spor, Alanyaspor, Antalyaspor, amatör futbol, basketbol, handbol. Bizim derdimiz spor. Sporda kalkınalım istiyoruz. Bir şeyler yapmak istiyoruz. Ama maalesef bunları yapmaya çalıştıkça da bize düşman oluyorlar. Çünkü bazılarının rahatını bozuyoruz. Ondan sonra öğrendiklerinde belki bu dediklerimize inşallah gelebilirler. Gelirler de. Şimdi Antalya Spor'da da mesela Şafak Öztürk bıraktı. Keşke devam etseydi. Yani onlar, evet, o tip insanların futboldan ya da bu tip camialardan ayrılması da çok iyi değil. Yani şirketlerin girmesi lazım. Mesela Samsun'a Yıldırım Holding kalmış. Yani şirket yapılmasında, verilmesinde fazla bir şey yok. Yani korkulacak da bir şey yok. Yani Antalya Spor da şirket olabilir gerekirse. Yani bir tek futbol şubesini verirsiniz, gerekli maddeleri koyarsınız. Zaten buradan kulübü başka bir şehre kaçırma şansı yok. Öyle bir kural da yok yani federasyonda. En azından bu ekonomik sıkıntılar yaşanmaz. Belki ilk başlarda hata yaparlar ama sonradan hatalarını anlayıp belki dönebilirler yani. Ama Ali Koç da olsun, işte Şafak Öztürk de olsun, bu tip insanların da futbolda olmalarında her zaman fayda olur. Yani benim itirazım şu. Sen kendi insanlarımıza, ama futbolcumuza, ama teknik adamlarımıza gerekli değeri ve önemi vermiyoruz. Küçümsüyoruz. Dışarıda çok insanların, yani yabancı olmaları hep bir avantaj. Barcelona'nın kıyısından ucundan geçmiş bir insan,
Yani sanki Barcelona'yı yaratmış bir insan gibi Türkiye'de bir imajlanıyor, bir allanıyor, bir kullanıyor. Tabii. Arkadaş ne alakası var? Yani David Badia çok iyi bir hoca olsa Barcelona takımında bir görev verilirdi. Evet. Yani bir takım çalıştırırdı. Böyle bir şey yok. U13'te yardımcı olan bir insan geliyor futbol okulu gibi İstanbul'da bir ticari bir kurumun, Barcelona futbol okullarının sorumlusu. Bunu bir şekilde bir ailenin çocuklarını tanıyor. Oradan Barcelona'ya gönderiyor. Bir ilişkilerle Antalyaspor'a getiriyorsun. 18 bin euro veriyorsun. Verilebilir mi? Verilebilir. Bana 100 kazandırıyorsa 18'de veririm. Ama böyle bir şey de yok. Artı ona 18 veriyorsan kendi antrenörlerine de bir 2-3 bin euro vereceksin. Evet. Yani o insanların da şeyini yapacaksın. Böyle bir şeyler insanlar bakıyorsun. Altın Ordu örneği gibi güzel örnek diyorsun ama öbür tarafta hiç alakasız insanları en önemli görevlere örnek yerli iş başına yabancı. Yabancı yani olmuyor. Yani bu ne Periz bu ne Darat uçusu. Maalesef kulüplerimiz kurumsal bazda hocamın dediği çok önemli. Şirketleşme önemli çünkü şirketleşme şunu getirecek. Kendi kurumsal çalışma yapan insanlar, kendi şirketlerinde 10 numara çalışan insanlar derneğe geldiği zaman değişiyorlar. Yani orada oranın farklı bir şey oluyor. Oranın kurallarına uyuyorlar. Yani kurumsal bir faaliyet içerisine girmiyorlar. Evet. Tamam mı? Çünkü kamu malı, kamu parası vesaire onlar da maalesef kötü yönetici oluyorlar bak. Yani çünkü bu düzen sorumsuz antrenör çıkarıyor, sorumsuz yönetici çıkarıyor, sorumsuz futbolcu çıkarıyor. Hep böyle yetki var, sorumluluk yok ama. Evet. Yani böyle bir düzende de maalesef bir yere varamıyoruz. Boş batağından da, sarmalından da kurtulamıyoruz. Ayrıca gençlerimize, çocuklarımıza da gereken önemi vermiyoruz. Evet. İnsanlarımıza... 20 milyon genç var, hiçbir şey yapamıyorsunuz. Maalesef. Ümit Hocam... Sona mı geldik? Sona geldik hocam. O zaman bir şey daha söyleyeyim. Tabii, kısa alalım. Müsaade edersen... Tabii. Cengiz arkadaşımız. Cengiz Altay. Evet. Altay. Öyle mi? Geçmiş olsun dileklerimizi. Buradan ben bugün telefonla da görüştüm. Kardeşimiz kemoterapi ben de çok geçmiş görüyor. Olsun diyorum. Rahatsız nedeniyle. Yakın zamanda kız kardeşini de kaybetti evet. Herhalde. Onu da başsağlığı diliyorum. Geçmiş dönemlerde de ameliyat olmuş. Ameliyat şu oldu. Şu an tedavisi görüyor. Antalya'nın önemli bir emekçisi. Basın emekçisi. Çok her zaman saygı ve sevgiyle değerlendirdiğim bir arkadaşımız. Ona buradan son olarak geçmiş olsun. Geçmiş olsun dilerim. İnşallah evet, acil şifalar diliyorum. İnşallah en kısa zamanda umarım aramıza döner. Umarız. Cengiz abiye buradan geçmiş olsun. Dileklerimizi iletelim tabii. Evet. Sedat Hocam çok teşekkür ederim. Gene kırmadınız geldiniz. Çok ben sağ olun. Ben teşekkür ederim. Her zaman tabii ki sizi burada ağırlamak isteriz. Sizi Antalya'da yakaladıkça davet edeceğiz. Evet, Ümit Hocam zaten bizimle. Çok teşekkür ederim hocam. Size de çok teşekkürler. Zahmet ettiniz. Geldiniz. Evet, bize ayrılan sürenin bu akşamlıkta sonuna geldik. Gelecek hafta yine pazartesi akşamı Kale Çizgisi'yle sizlerle birlikte olacağız ama ana haberin hemen ardından yine yarından itibaren hafta sonuna kadar spordaki gelişmelerle yine karşınızda olmaya devam edeceğiz. Koza TV'den ayrılmayın, mutlu akşamlar.